Hati. Bana yardım etmen gerek. Ne demek sultanım? Emret. Ceyda Hanım'ın randevu defterini Ceyda Hanım fark etmeden alman gerek. Niye yapayım ya böyle bir şey? Ne oldu lan? Artist, korktun mu? Ne korkacağım lan? Artist. Ceyda Hanım oğlum bu sonuçta. Çaktırmadan nasıl alayım? Hem yakalanırsam ne olur biliyor musun? Ne olur? Hayır ne olur ya? Ne olur ya? En fazla işten atılırsın. Ne olur? Az şey mi ulan? Ya bırak. Mavi kafa, sen şu defteri tarif edebilir misin bana? Böyle siyah, deri, çıt çıtlı. Üstünde de Ceyda Hanım'ın ismi yazıyor. Genelde hep çantasında tutuyor. Hmm. Çantasında. Tamam, sen rahat ol. 5 dakikaya defter elinde. Hı. Ulan resmen hırsızlık yapacağım. Neden diye sormak aklına gelmiyor mu lan? Ne soracağım lan? Hem Feza istiyorsa onda bir kötü niyet yoktur. Değil mi? Mavi kafa. Hadi bakalım. Allah Allah. Erkut. Can Erkut. Söyle. İyi misiniz? Bomba gibiyim. İzmir bombası. Dışım yumuşacık. İçimde akışkan bir çikolata. Bak 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 bak. Kesin yakalanacak bak. Yakalansın ilk seni ele verecek zaten tabii. Zoru görünce. Herkes sen değil. Yani bir şey soracağım. Çinerle falan bir işin olmadı değil mi? Ya ayıptır söylemesi. Bizim parktaki müptezeller gibi bakıyorsun yani. İlahi Erkut. Ne yapıyorsun sen? Hayırdır? Ne yapıyorsun? Ne yaptın sanıyorsun? Yakalandı. Yakalandı. Gördün mü? Bak ben ne dedim sana? Yakalandı. Ay ben bayılacağım galiba. Ne yapıyorum? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ay, yakalandın mı ya? Yakalandın tabii. Yakaladım. Yakalarım. Ya Erkut, ben seni fotoğrafçı yapmadım mı ya? Ya ben seni keşfetmedim mi? İçindeki yeteneği keşfetmedim mi? Ben Ceyda, ha? Sen hala neden çaycılık yapıyorsun? Neden kahvelerimi sen getiriyorsun? Neden Erkut? Bu mu ya? Yani bu mu? Başka bir şey değil, bu yani. Evet, başka ne olabilir ki? Ha, iyiymiş. Şey ya, aslında yani tam fotoğrafçı yaptığınız gibi olmadı beni. Çünkü ne yeni çaycı alındı, ne başka fotoğrafçı alındı. Ben iki tarafın da işlerini hallediyorum. Gittim birkaç kere de kendimi hatırlattım. Kimse ilgilenmeyince ben de ne yapayım artık, işime devam ettim. Aa, öyle mi oldu? Gerçekten çok özür dilerim. Bu işe hemen el koyuyorum, hemen. Bu işe hemen el koyuyorum. Ve ilk önce maaşına da sıkı bir zam yapıyorum. Zam mı? Harbi mi ya? Allah! Ulan bir taşla iki kuş oldu, çok güzel. Vallahi Allah razı olsun ya Ceyda Hanım. Bak, yemin ederim siz bu şirketin her şeysiniz ha. Siz olmasanız var ya, bu şirket batar batar. Bunlar beceremez. Vallahi billahi ya. Erkut, sus. Yoksa inanırım. bu kahve özel kahve. Yeni yaptım bunu. Bir tadına bakar mısınız? Nasıl olmuş? Beğenirsen hep bundan yapayım. Nasıl? Değil mi? Nasıl? Aynı içimdeki akışkan çikolata gibi. Çok güzel. Harika. Ne güzel çikolata. Aksın ya, aksın o. İyi o zaman. Görüşürüz. Allah razı olsun vallahi Ceyda Hanım. Ceyda'cığım. Hadi güle güle. İşte bu kadar. Yakaladı ya seni. Ne yakalanması lan? Bende o göz var mı oğlum? Baksana. Bırak yakalamayı. Maaşıma zam bile aldım. Ya sen... Sen benim kahramanımsın ya. Kahramana bak. Teğmen. Yapabilirsin kızım. Yapacağım. Belki zorlanacaksın, belki yorulacaksın, belki ellerin kanayacak ama başaracaksın. Başaracağım. Erkeklerden bütün oyları toplayıp onlara gücümüzü göstereceksin. Göstereceğim. Küçük bir istatistik yaptım. Şirketteki kadın erkek sayısı eşit gibi. İzinlisini hastasına ekle çıkar. Bir ya da iki erkeği kendi safımıza çekersek bu maçı alırız. Bakacağım. İşte bu. Bu. Bakacağım. Halledeceğim.
Evet. Onların hiç aklına gelmeyecek bir şey yaptım. Hı. Fizibilite raporu çıkardım bak. Şirketteki kadın erkek sayısını çıkardım abi nüfusunu. Hemen hemen eşitiz. Bir, bilemeden iki kadını kendi tarafımıza çekersek özgürlüğümüzü ilan ediyoruz bro. Sırf bunun için bile biz kazanacağız biliyor musun? Evet. Bu onların aklına bile gelmemiştir. Helal olsun. Eyvallah bro. Sen hazır mısın? Bak orada duruyor. Hadi kadın erkek kapışması başlasın. Evet. Hadi. Ne yapıyorsun? Adil bir savaş olsun. Fair play benim ruhumda var. Güzel. O zaman ilk gelen kişiye soralım. Tamam. Vallahi ben bir şey yapmadım. Ya ne oluyor ya? Niye öyle bakıyorsunuz? Saçında bir değişiklik var, bir güzellik var. Çok güzel olmuşsun bugün. Teşekkür ederim Kerem Bey. Kerem ne yapıyor? Ne yapıyorum? İltifat etmek de mi yasak? Yasak. Yani bir şey oluyor da ben anlamadım ki ne oluyor. Senden bir ricada bulunacağım. Şimdi şu listeye göz atmanı istiyorum. Sevgilin böyle bir listeyle geldi ve bunları yapmak istediğini söyledi. Ne dersin? Feza kendini baskı altında hissetme. Tamamen özgür düşünceni söyle. Bana farkmaz ya, ne istiyorsa yapsın. Doğru duydum değil mi? Senin için fark etmez, yapabilir bunları. Ne istiyorsa yapsın işte ya. Kızım ne... Ay Feza! Ay hayır, anladım tamam, özgürlükçüsün falan yani. İstediği yere gitsin, gece dışarı çıksın, onlara karışmıyorsun. Ya doğum gününde maç izlemesine de mi bir şey demiyorsun mübarek? Ben zaten doğum günlerini öyle çok önemsemem. İnsanoğlunun doğumunu bu kadar çok abartması biraz kibirli bir tutum bence. Aa, ne kadar güzel bir düşünce. Bir şey itiraf edeceğim Feza. Senin bu naif düşüncelerin yüzünden ben seni işe almıştım zaten. Bravo, gerçekten tebrik ederim. Hadi git. Tık, kendime bir oy attım. Hı. Ama istersen hükmen galip diyebiliriz işte. Hezimet olsun istemiyorum. Asla, asla öyle bir şey yapmayacağım. Devam edelim diyorsun. İyi peki madem. Kimle devam etsek? Erkut abine sorsak mı? Sonuçta o da bu şirketin bir çalışanı. Ay be Kerem, ay Kerem. Gideceğiz Erkut abime soracağız. Erkut abim de böyle bir listeyi kabul edecek değil mi? Öyle bir şey olmayacak. Olmayacağını bile bile Erkut abim diyorsun. Açıkçası Erkut abin ya da başka bir erkek. Hiç kimse bunu kabul etmez. Ama hadi öyle olsun. Sen seç. İstediğine soralım. Atilla. Atilla, tamam. Buyur. Vay kardeşim, sen burada mıydın ya? Kardeşim? Tabii ki kardeşim. Sonuçta biz birbirini anlayan, dayanışma içinde olan erkekler olarak dünyada kaç kişi kaldık? Kerem, manipüle etme lütfen. Ne olduğunu bana da anlatabilir misiniz acaba? Atilla'cığım hemen anlatıyorum. Şu listeye bak. Sevgilin, karın ya da işte her kimse sana böyle bir listeyle gelse ne dersin? Tepkini merak ediyorum. Kabul eder misin, etmez misin? Bir dakika. Bence okey. Sorun yok. Varan bir. Ne diyorsun oğlum? Kabul edilir mi bu liste? Birinci sorun yok Kerem Bey. Olması mı gerekirdi anlamadım. Sence sorun yok. Güzel. O zaman yaz tatilinin bir güne inmesi de senin için sorun olmaz. He? Kerem ne diyorsun ya? Saçmalama. Böyle bir şey yok. Kabul etmiyorum ben bunu. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. İş konuşuyorum burada. Ha mesela yıl sonu ikramiyeleri de yaklaşıyor. Şimdi onu hak eden var, hak etmeyen var. Ha, belki kabul etmeyebilirim. Atilla'cığım bana bak. Sen düşüncenin arkasında olacaksın tamam mı? Sen bu listeyi kabul ettin mi? Ettin. Kabul ettin mi? Ettin. Atilla listeyi kabul etti. Konu bitti. Kerem gel, gel hayatım gel. Kerem Bey bir gün olmaz. Bir gün tatil olmaz.
Kerem sen ne yapıyorsun? Biz seninle anlaşmadık mı, konuşmadık mı? Kadınların listesini erkekler okuyacaktı, erkeklerin listesini kadınlar okuyacaktı. Ve kim daha çok oy alırsa o kazanacaktı. Tamam, biz de onu yapıyoruz zaten. Onu yapmıyoruz. Sen patronluk yapıp zorla oy kazanıyorsun. Hayır, buna ikna yeteneği denir. Ayrıca sen de yap. Ben seni tutuyor muyum? İyi. Ben şu andan itibaren kuralları değiştiriyorum. Hı. Gizli oylama yapacağız. Kimin kime oy verdiğini hiç kimse görmeyecek. Ama sonuçlara beraber bakacağız, tamam? Peki, öyle olsun. Hı. Yalnız ben propagandamı yaparım. Sonra manipüle ediyorsun demek falan yok. Manipüle ediyorsun demem zaten. Manipüle ediyorsun derim ama hiçbir şey demeyeceğim, tamam mı? Ayrıca Atilla'nın oyunu kendime yazıyorum. Hayır, daha karar vermedi. Karar verdi. Sen ama ona baskı yaptın. Patronluk yaptın. Bunu gözümün içine baka baka beni oyuna getirmeye çalışmadan önce düşünecektin, tamam mı? Atilla'nın oyu kendimde. Nereye kadar bu pembe rüyalar?